Canlar. Ne haber? Neden Efsane serisinin dizileri üzerine olan ikinci sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Bir filmin efsane olmasını sağlayan özelliklerle bir dizinin efsane olmasını sağlayan özellikler arasında dağlar kadar fark var diyebilirim. Örneğin filmlerde yönetmen çok önemliyken dizilerde senaristler, dolayısıyla hikayeler çok önemlidir. Yani demeye çalıştığım, Neden Efsane serisinin ilk sezonuyla ikinci sezonu tamamen aynı olmayacak. Şimdi dilerseniz How I Met Your Mother'ı konuşmaya başlayalım. Dizinin konusunu düşünün. Ted karakteri çocuklarını anneleriyle nasıl tanıştığını anlatıyor. Ancak Ted'in hikayesini anlatması tam 9 sezon sürüyor. Yani 9 sezon süren bir flashback izliyoruz. Diziyi efsane yapan kısım burası değil. Diziyi efsane yapan kısım merakımızı tam 9 sezon boyunca koruması. Ben diziyi 4. sezonda izlemeye başlamıştım ki diziyle tanışma hikayem bir hayli ilginç diyebilirim. Eğer merak ederseniz bu videoda anlatmıştım. Neyse, dizi 6. sezondayken Türkiye'de bayağı adını duyurmuştu. Neredeyse izlemeyen arkadaşım yoktu diziyi. Her bölümden sonra arkadaşlarla dizi hakkında konuşup eğlenirdik. Arada sırada dizinin gelecek sezonları için tahminlerde bulunurduk ve bu beni bayağı mutlu ederdi. Aradan yıllar geçti, dizi bitti, defalarca kez baştan izledim. Hayatımda çok fazla şey değişti ancak hala arkadaşlarımla How I Met Your Mother hakkında sohbet ediyorum. Ne bileyim, bazı durumlarda diziye gönderme falan yapıyorum ve hala bu durum beni çok mutlu ediyor. Dizinin benim için efsane olmasının sebeplerinden biri de bu aslında. Dizi biteli yıllar olmuş ama beni hala mutlu etmeyi başarıyor. Genelde 6 sezondan uzun sürecek şekilde planlanan dizilerde genel bir planlama sorunu yaşanır. Ya bir süre sonra oyunculardan biri diziden ayrılmak ister ya da hikaye bir süreden sonra kendini yalanlamaya başlar. Çünkü genelde diziler sezon sezon planlanır ve senaryosu yazılır. Kimse 7 sezon süreceği kesin olmayan bir dizi için 7 sezonluk senaryo yazmaz, ancak How I Met Your Mother yaratıcıları hikayelerini gerçekten detaylı bir şekilde planlamışlar. Böylece dizi çok uzun olsa bile yapısal bütünlüğü korumayı başarmış. Mesela Ted, Marshall ve Lily'nin üniversite anılarına sık sık dönebilmemizin sebebi bu. Size önemsiz görünebilir ancak eğer arkadaşlık üzerine kurulu bir dizi çekiyorsanız, karakterlerin geçmişleri ve birbirleriyle olan bağlarını sağlam temellere dayandırarak doğru bir şekilde anlatabilmek çok önemlidir. Bir de oyuncular konusuna geri dönelim. Oyuncularla uzun süreli çalışma planını yapabilmeleri de büyük bir başarı. Dediğim gibi eğer dizi uzun sürerse genellikle oyunculardan dökülmeler yaşanır. Kimi daha fazla ilerlemeden çocuk yapmak için diziden ayrılır, kimi de aldığı film teklifleri daha fazla para vaat ettiği için. Örneğin, dikkat! Community dizisinden vereceğimiz örnek spoiler içerecek. Eğer almak istemiyorsanız ekranda yazan dakika ve saniyeye ilerleyin. Community dizisinde resmen yaprak dökümü yaşanmıştı. Önce Pierce diziden ayrıldı, sonra da Troy. Bu da yetmedi, Shirley de diziden ayrıldı. Hatta dizinin son bölümünde en iyi diziden ayrılacağını söyledi. Ona rağmen diziyi devam ettirmeye çalıştılar. Haliyle ettiremediler. İyi ki de devam etmedi. Bir örnekte Friends dizisinden verelim. Friends dizisinin normalde 12 sezon sürmesi planlanmıştı ama 9. sezondan sonra Jennifer Aniston dizide yer almak istemedi. Yaptığı açıklamalarda tadında bırakmak için diziden ayrılmak istiyorum gibi şeyler söylese de tabii ki külliyen yalan. Friends dizisiyle birlikte büyük bir üne kavuşan Jennifer Aniston gelen film tekliflerini kabul etmek için diziden ayrılmak istedi. Yapımcıların kibarca ricası üzerine de bir sezon daha devam etmeye karar verdim. Bu arada Friends için de Neden Efsane bölümü hazırlayacağım ancak ne zaman olur bilemiyorum. How I Met Your Mother'da bu tarz sorunlar hiç meydana gelmedi. Mesela dizide yer alan iki kadın oyuncunun ikisi de dizi devam ederken doğum yaptılar ancak izleyiciler bu durumun farkına bile varmadı. Gelelim karakterizasyona. Karakterizasyon konusunu iyi anlatabilmem için anlatmaya daha geriden başlamam gerek. Dizilerde de, filmlerde de bazı formüller vardır. Hikayeniz ne olursa olsun bu formüllere belli başlı kısımlarda başvurmalısınız çünkü bu formüller artık standart haline geldi. How I Met Your Mother bu formüllerden birini alıp çarpanlarını ayırarak yeniden formüle etti. Yani şöyle, 3 veya 3'ten fazla kişinin hikayesini anlatan bir sitcomda karakterizasyon çok büyük ihtimalle şu şekilde yapılmıştır. Birbirinden farklı ancak sosyal hayatta karşımıza sıkça çıkan karakter tiplemeleri diziye konmuştur ve sizden kendinizi bu karakterlerden birinin yerine koyarak onun gözünden olayları takip etmeniz istenir.
Yani isterseniz kendinizi grubun çılgın karakterinin yerine koyabilirsiniz ya da daha içe kapanık ama arkadaşlarına çok önem veren karakterin yerine de koyabilirsiniz. Ancak How I Met Your Mother'da durum bu şekilde ilerlemiyor. Dizi klasik karakter tiplemelerine yer verip sizden kendinizi birinin yerine koymanızı beklemek yerine klasik karakter özelliklerini alıp ellerindeki karakterlere dağıtmışlar. Örneğin kendinizi düşünün. Kendinizi How I Met Your Mother'daki karakterlerden birinin yerine mi koyuyorsunuz yoksa her bir özelliğinizin karşılığını farklı bir karakterde mi görüyorsunuz? Belki ilişkiye bakış açınız Ted gibi daha romantik bir tarzdadır ama Robin gibi çocuk istemeyen birisinizdir. Ya da Marshall gibi insanlara inanıyorsunuzdur. Ancak bir yandan da Barney gibi zaman zaman güvenilmez biri oluyorsunuzdur. Hatta kim bilir Barney kadar çapkınsınızdır ancak içinizde bir Ted yatıyordur. Dizi bu formülleri çarpanlarına ayırmış deme sebebim de bu aslında. Kendimizde gördüğümüz belli başlı özellikleri o kadar iyi dağıtmışlar ki karakterin biriyle değil her biriyle empati kurabiliyorsunuz. Bu sizce de takdiri hak eden bir karakterizasyon değil mi? Bu arada dizi 3 kamera tekniğiyle çekilmiş. Yani sette 3 farklı açıyı kaydeden kamera yer alıyor ki bu sayede kurgu sırasında duruma en uygun açı seçilebiliyor. Ama bence üçlü kamera tekniğinin asıl güzel kısmı bu değil. Asıl güzel olan kısmı bu şekilde çekilen dizilerin önemli bir çoğunluğunun canlı seyirci önünde çekilmesi. Davetiye bulabilecek kadar şanslı insanlar tıpkı tiyatro izler gibi geliyorlar ve bir bölümün neredeyse tamamının çekilmesine şahitlik ediyorlar. Ki sitcom dizileri genelde durum komedisine dayalı olduğu için bölüm çekilirken bir hayli eğleniyorlar. İşte kritik kısım tam da burada yatıyor. Bu set ortamında sadece oyuncular değil, siz de kayıt altına alınıyorsunuz. Yani en azından sesiniz kaydediliyor. Bu kayıt edilen gülme sesleri o bölümünde gülme efekti olarak kullanılıyor. Yani diziyi izlerken duyduğunuz gülme efektleri aslında gerçekten dizi çekimlerinde yer alan gerçek insanlara ait. Bu durum How I Met Your Mother'a has bir şey değil ancak yine de söylemek istedim. Neden bilmiyorum ama bana çok havalı bir şeymiş gibi geliyor bu durum. Diziyi özel yapan şeylerden biri de dizinin bana büyük ölçüde deneyim katmasıydı. Dizi arkadaşlık ilişkilerini iyi işlediği gibi arkadaşlar arasında yaşanabilecek sorunları da iyi ve gerçekçi şekilde işlemiş diyebilirim. Bu kadar absürt bir diziye nasıl olur da gerçekçi diyor bu diye düşünebilirsiniz. Hemen açıklayayım. Evet, dizi zaman zaman absürt bir dizi olsa da arkadaşların kendi aralarında karşılaştıkları sorunlar normal hayatımızda karşılaştığımız sorunlar. Örneğin 5. sezon 6. bölüm benim için çok özeldir çünkü işlenen konuyu birebir aynen yaşamıştım. Hani Lily Marshall'a bulaşıkları orada bekletme hemen yıka diyordum. Bunun üzerine de Barney'nin gazlamasıyla olaylar büyüyordu ya. Barney bulaşıkların orada kalması seni rahatsız etmiyorsa bu senin değil Lily'nin problemidir diyordu. Benim yaşadığım olay da şöyleydi. O dönem ben eski sevgilimle yaşıyordum. Sevgilim benim dağınıklığımdan çok şikayetçiydi ki bunu gizlemeye gerek yok. Ben dağınık biriyim. Bakın dağınık kelimesinin altını çizmek istiyorum. Dağınığım pis değil. İkisi farklı şeyler. Eski kız arkadaşım bir yerde herhangi bir eşya bırakırsam sanki suç işlemişim gibi davranmaya bayılırdı. Ben de derdim ki sonuçta onu oradan ben alacağım. Bir gün sonra alsam ne olur? Ne değişir hayatında? Üstüne bir de orada durması beni rahatsız etmiyor. Eğer seni rahatsız ediyorsa sen kaldır falan diyordum. Sonra anlaşamayıp ayrıldık. Zaten eğer kendisi şu an bu videoyu izliyorsa buradan kendisine sizlerin huzurunda şu sözleri söylemek istiyorum. Bu gerçekten senin problemindi. Ben eve güneş girdiğinde rahatsız olsaydım evdeki perdeleri kapatmak senin sorumluluğun mu olacaktı? Perdeye girip ben kapatacaktım. Çünkü bu benim sorunum. Neyse, yeterince içimi döktüm sanırım. Dilerseniz diziye dönelim. Az önce anlattığım olay sadece bir örnekti. Dizide yaşanan ve arkadaşlarla aramızda geçen daha nice olay mevcut. Eminim birçoğumuzda benzer örnekler verebiliyordur. Eğer dizide yaşanan olaylar ve arkadaşlıklar size hala absürt geliyorsa, farklı bir ülkede doğup büyüdüğünüzü, dolayısıyla çok farklı kültürleri benimsediğinizi unutmayın. O kadarcık farklılık olur mutlaka. Gelelim Barney'e. Barney'e ayrı bir parantez açmak istiyorum çünkü bunu hak ediyor. Dizilerdeki oyunculuk filmlerdeki kadar önemli değil ki daha iddialı bir şey söyleyeyim. Dizi oyuncuları genel olarak film oyuncuları kadar yetenekli değildir. Hatta Amerika'da yaygın bir geyik var. İnsanlar Hollywood film oyuncusu olmak için gider ancak başaramayanlar dizi oyuncusu olur diye. Neil Patrick Harris bu skalanın dışında kalıyor çünkü kendisi defalarca kez çok önemli filmlerden teklif almış ancak birçoğunu reddetmiş biri. Kendisi nedendir bilinmez ama konu film olunca bir hayli seçici biri diyebiliriz. Düşünün kabul ettiği son film teklifi Matrix 4. Oradaki performansını da açıkçası çok merak ediyorum. Artık bekleyip göreceğiz. Uzun lafın kısası adam farklı bir klasmanda ki aldığı ücrette bunu zaten belli ediyor.
Diğer oyuncular bölüm başı 120 bin dolar alırken Neil 220 bin dolar alıyordu. Neil Patrick Harris, Barney karakterine o kadar iyi bir şekilde hayat vermiş ki cidden o olmasa, başkası o karakteri oynasa bu kadar başarılı olur muydu bilemiyorum. Gerçekten hayal etmeye çalışıyorum ancak hayal bile edemiyorum. Bir dizi ya da film çekiyorsanız, film ya da dizinize Barney gibi uç noktada sosyopat ve narsist bir karakter koyarken iki kez düşünmelisiniz. Çünkü bu tür karakter tiplemeleri sizi ya vezir eder ya da rezil. İkisinin ortasında bir seçenek yok maalesef. Dizinin eleştirilecek yanı yok mu? Tabii ki var. Sizin de bildiğiniz gibi dizi finali bir hayli tepki çekmişti. Ben finali beğenmedim diyemem ancak final hakkında kesinlikle daha iyi olabilirdi düşüncesine sahibim. Ancak bana kalırsa bu dizinin efsane olmasına engel değil. Hani eski bir atasözümüz var ya, gavura küsüp oruç bozulmaz diye, ben de bu şekilde düşünüyorum. Evet, finali daha iyi olabilirdi ancak bu finalinden önce 9 sezon boyunca diziyi keyifle izlediğim gerçeğini değiştirmiyor. Bunu biraz da rekabetçi bir oyun oynamaya benzetebiliriz. 3 saatlik bir oyun oynadınız, sonra elde kaybettiniz. Bu önceki 3 saatin kötü geçmesine neden olur muydu? Gerçi böyle sormam pek doğru bir örnek olmadı. Eminim aranızda kazanma hırsı aşırı olan arkadaşlar vardır. Neyse, genel olarak demek istediğimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Bu arada seri hakkında size genel bir şey sormak istiyorum. Filmlerle dizilerde her klasmanda aynı beklentiye sahip olmak saçmalık olur. Bunun farkındayım. Bu yüzden hikaye odaklı ilerlemeye çalışıyorum. Genellikle diziler filmlere göre çok daha uzun olduğu için izleyicilerle doğrudan bağ kurabiliyorlar. Ben bu bölümde bu bağ üzerinden ilerlemek daha iyi olur diye düşündüm. Ancak siz teknik kısımlara odaklanmamı isterseniz yorumlara yazın ki önümüzdeki neden efsane videolarında ona uygun ilerleyelim. Bunu sormamın bir diğer sebebi de şu. Bir dizinin neden efsane olduğunu anlatmak bir filme göre çok daha zormuş. Videonun metnini yazmaya başladığımda fark ettim bunu çünkü filmin metnini yazmak için filmi izleyip ardından metni yazmaya başlıyordum. Ancak dizide böyle bir imkan takdir edeceğiniz gibi olmuyor. Ancak ilerleyen neden efsanelerde bu konuyu aşacağıma inanıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. İyi ki varsınız.